Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Fit Köfte 2'nin 30. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm ne yapıyorum? Bir adet liquid circle yerleştiriyorum. Buna. Nasıl dur? Alttan bağlasam daha iyi olabilir. Hayır, bir centrifuge neden liquid tesseract bağlıyorsun diye soracak olursanız... Bunun için. Eyo. Love. Tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi burada işlenmeye başlıyor. Sıvı işlenmeye başlıyor. Bunun ne olduğunu bakacak olursak eğer... Love. Eğer ham haliyle lavı centrifuge'de işlersek tabii burada bulabilirsem. Evet, buldum. Gördüğünüz gibi 500 saniye sürüyor. 16 lav, 2 tin, 4 copper ve elektron elde ediyoruz. Biraz zaman alan bir işlem ama işe yarıyor. Ki muhtemelen lav üretme hızımız çok daha hızlı. Bakalım. Evet, lav üretme hızımız çok daha hızlı. O kadar hızlı ki burası bile çok da hemen doldu. Ama bunun kum üretme hızı yetmiyor. Bunu yakında değiştireceğiz. Hatta bu bölümü değiştirebilirim. Evet. Şimdi başka ne yapıyoruz? Eş, başka ne yapıyoruz bu bölüm? Başka... Ben hangi makineyi yapmaya başlayacaktım? Dark neydi? Dark'la ilgili herhangi bir şey yapmayacaktım. Metal Fabricator. Evet. Evet. Ama ondan önce... Ondan önce... Gas Turbine. Dur. Evet. Large Gas Turbine. Bunun için... Titanium... Machine Hall'u öğretmem lazım. Machine Part'ımızı alalım. Boş assembly table burası. Yeni bir set assembly table. Sen niye olmuyorsun? Ah, titanium plate. Pardon. Tabii plate olayını arada unutuyoruz. O yüzden öyle bir sıkıntı oluyor. Bir titanyum ve bir titanyum plate alalım. Titanyum plate encode. Titanyum plate'lerimizi alalım. Şuraya titanium plate'i öğretelim. Ve şuraya da şunu öğretelim. Ve şu olay sinirimi bozdu. Şov. Hatta bir şuradan. Şu bittiğinde bir şey kontrol edeceğim. Ranch'im gel. Bakalım sende hiç overclock upgrade var mı? Yok.
Artık var. Evet. Titanium Machine Hall'umuz. Bir tane Titanium Plate'imiz. Ve Machine Part'ımızı alalım. Ve şimdi sana 5, 6 tamam. Ve sen buna dönüş. Tamamdır. Evet. Bunu da öğrettik. Şimdi sırada ne var? Titanium gear. Tabii bunun için bir makine daha yapmam gerekecek. O da Lati. Ne? Basta dur. File'larla yapsam daha kolay olur aslında. Steel file yapalım. Stick. Bronze'la yapalım o zaman. Bronze plate'im hiç yokmuş. Evet. Şimdilik file'larla uğraşmayalım. Bunu halledelim işi. Yoksa ingatma, evet ingat. 3, 4, 1, 2, 3, 4, tamamdır. Gas turbine. Turbine'ımıza geri dönelim. Evet, 7 tane plate crafted. Ortaya wrench. İki tane titanium gear'ımız hazır. Ve geriye normal gas turbine yapmak kaldı. Gas turbine için windmill lazım. Magnilumumuz var mı hiç? Magnezyum ve alüminyum. Mecbur carbon plate. Neyse bunu daha sonra halledelim. Şimdi at crack tech'ten bir şeye bakın. Tam bir şeye bakacağız. O da ne? Gas turbine'ın yanı sıra başka neye ihtiyacımız olacak? Muffler hatch. Steel gear istiyor. Energy hatch. Dynamo hatch. Maintenance hatch. Outage. Oh. Evet. Crack'tek için okul okusan yeridir yani. Niye ki? O kadar çok şey var. Hani neyim Crack'tek mühendisi falan. Bilmem. Evet.
Şimdi tonla AutoCraft öğretmemiz gerekecek. Bunun yerine şu an başka neler yapabiliriz? Hiçbir şey. AutoCraft'ları öğretelim. Evet ve geri döndüm. Buraya bir set daha Ascending Machine yerleştirdim. Bunun yanı sıra şuraya da LT yerleştiriyorum. Fakat diğer LT'leri yapmak için bu LT'ye ihtiyacım var önce. Ve öncelikle 4 tane LT yetecek mi bana? Umarım. Yetmezse bir set daha yaparız. Şimdi seni şöyle bağlı. Nasıl dur? Bunlar şöyle geçsin zaten. İnterfeysler de şöyle geçsin. Tamamdır. LT'mize stili koyalım. Tabii ki de enerji almıyor. Bunu unuttuk. Enerji olmadan nereye? Tamamdır. Artık enerji alıyorum ister gibi. Evet, işledi. Steel rod. Yalnız şu steel dustlar bana sıkıntı yaratacak. Çünkü steel dust'ı geri ısıtmanın yolu industrial blast furnace. Normal blast furnace da olur ama neyse, industrial'ı kullanırız. Ha, kalimera geldi. Tamam. Bir adet steel. Steel roda çevir. Hemen left game oldu nedense. İkinci kez oluyor bu, yalnız farkında mısın? Evet. Rod. Bana 3 tane daha steel rod craft et. Senin crafting süren neydi? 2 saniye. Ardından steel plate. Ben şehir merkezini yapmaya başladım. Oo, güzel. Bir tane düz bir biyom buldum. Yalnız şehri biz workshop'ın oraya, yani spawn'ın oraya yapacaktık. Onun numarası çok karışık geldi. Bir de çok daha temizlemek gerek. Orayı da yaparız, olmadı burada olması. Orayı, tamam. Orayı temizlemek sıkıntı değil. Tamam. Crash vermiş Minecraft'ta. Hey. Ha. Force update yapsın. Ve bu ne kadar sürüyordu? Bu bayağı sürüyor. Bakalım ne kadar sürüyordu bu. 160 saniye. Bu
Buna iki tane basamayacağım yalnız. Bir tane basabileceğim. Enerji şu. Aslında dur. Transformer upgrade'e çevirebilirim her şeyi. Tüm makineleri 512 EU kaldıracak şekilde düzenleyebilirim. Çok daha mantıklı olmaz mı? Evet. Şimdi Transformer upgrade için ne lazım? Tamamdır. Hemen öğreteyim. Bir stack transform upgrade. Evi patlamış Kalimera'nın. Nasıl patlamış evi? Acaba şey... Aa, neydi makinenin adı? Metro Fabricator'a fazla mı enerji verdi acaba? Dur bakayım. Sen. Adjustable transformer mı? Ha, bu ilginçmiş. Gear. Ha, tamam, almışım. Ah. Bunun dışında plate'ler de 4. Ve aslında 4 tane gerek yok da işim kolaylaşsın diye 4 tane yapıyorum. Ve bu bana bir tane Steel Gear veriyor. Evet. Transformer upgrade'lerim hazırlanıyor. Bir dakika, geliyorum hemen. Tamamdır. Aslında dur. Şimdilik bir tane basabilirim. Üç, dört. Bir, iki. Üç, dört. Bir saniye. Hiç. Bundan sizlere de birer tane. Geldim. Hoş geldin. Evet. Branch'imizi alalım. Sana, evet, bir transformer upgrade'i bastık. Sana. Evet, bastık ve benim bir tane daha Steel Gear'a ihtiyacım olacak. Gear demişim. Wrench'e. Ya,
Tungsten Steel Ranch'e geçebilirim yakında. Ya. Ne oldu? Crash. Allah Allah. Şimdi sırasıyla riskli bir, tehlikeli bir iş yapacağız. Evet. Patlama yok. Patlama yok. Dın dın dın. Patlama yok. Patlama yok. Patlama yok. Bunları da koymuştuk. Evet. Şunlara koymadık. Buna koymadık. Evet. Bu sayede artık çok daha rahat bir biçimde overclock upgrade'lerimizi koyabiliriz. Evet. Patlamamız yok artık. Neyse, ben sana basmış mıydım? Hayır, basmamışım. Sizlere... Hayır. Bir, iki, üç, dört. Aman Allah'ım hadi ya. Ne oldu? Açıl Minecraft açıl. Hele şükür. Transformer upgrade'leri koyuyordum ben de. Henüz herhangi bir boom almadım. LTE takılmıyor mu? Ol, taktım. Biraz fazla taktım ama. Ben geldim. Hoş geldin. Evet. Otomatikleştirme mi bunlar? Sistem çok müthiş ya. Makine odası gibi duruyor. Makine odası zaten burası. Evet. Evet. Ve şu an hepsi 128'i iyi olabiliyorlar. Bir dakika transform... Aa, şimdi bir dakika, şimdi düştü jeton. Hepsine transformer upgrade mi koydun Greg Tech makinalarına? Evet. Aman Allah. Ne kadar enerji tüketiyorsun? Bayağı. Evet, bir bayağı yani. Bayağı bir bayağı. Evet.
Orkuluk upgrade'lerimizi de koyduk. Hazırladık. Sana basalım. Sana basalım. Ben bir Kalimera'nın evine bakayım. Güzel olur. Az oradan çıkış yoktu en son baktığımda. Workshop'tan şeye giderim o zaman. Dur, Nexus varmış. Bir dakika, Nexus'tan Kalimera'nın evine şey var mı gidiş? Hı? Var. Evet. Ve bize 3 tane Light craft etsin. Evet. Şimdi başka ne yapacağız? Evet, bunları bekliyoruz. Biri hazır. Burası eski evi ama onun. Yeni evin de yeri var. Eski evden oraya giriş var mı acaba? Eski evin oradan giriş vardı. Tamam. Şurada bir kitap var. One Transformer Upgrade. Evet. Yani sıkıntı oradan geri dönüş. Şu an o birazcık kötü olmuş. Çok bir hasar yok ama ya. Ana odası hasar gördü adamın. Evet, sanırım bir odası yok olmuş tamamen. Sen sana kaç Oracle Upgrade basmıştım ben? 2, tamam. Sonraki bölüm ben kuarilerimi yerine koysam iyi olabilir. Aa, bu arada bu bölümü yapmam gereken bir şey daha hatırladım. Planter. Bana şu kapıdan ver. Evet. Bunun dışında flower pot'u da öğretmem lazım. Bunun dışında harvester. İçin iki şey öğretmem lazım. Biri bu. Diğeri de bu. Bunun yanı sıra bir de şu. Evetten. Evet, tekrar deniyor. Evet, tam da raporlarım bitmek üzereyken. Ne oluyor? Ha, Blaze Spawner varmış. Ya, Furnace'a koyacaktım. Şimdi... Planter. Evet. Harvester zaten var bir tane. Bunun dışında... Hiç upgrade'im var mı? Copper upgrade. Ya bu da çok hoş olmuş. Tamam, copper upgrade'imiz bakalım. Evet. İki tane de copper upgrade'imiz var. Güzel. Şu yönden itibaren yapmaya başlayalım.
bunun içindeki copper upgrade. Tamam. O zaman boyut bu. Ne oldu? Yok, geri dönemiyorum. Dedim. Bir dakika, burada şey, üst kat portalların olduğu kat mıydı acaba, onlar mı gitmiş? Evet. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Planter'ımızı da yerleştirdik. Şimdi geriye kalanlar. Copper upgrade'leri koymak. Planter'ın yerini bulmak. Tamdır. Buraya da copper upgrade'imizi koymak. Ardından bolca dirt. Aslında bunu burada değil de... Aslında evet. Burayı koton yaparım. Robert Farm'ın diğer tarafta, evet. O zaman ben diğer tarafa aynı sistemi üstüne dörtleri koyarak yerleştiriyorum. Evet, ve geri döndüm. Şuraya interface'imizi yerleştirdik. Sıra buraya basic export basımızı ve onunla birlikte rubber sapling'imizi, oradan da Emi network'ümüzü. Evet, şuradan bağlayalım. Geriye tek kalan tek şey enerji bağlamak. Onun için de bir enerji tesseract. Her alta tesseract. Eş, ben neden bu kadar çok tesseract kullanıyorum? Bilmem. Düşünüyorum. Çünkü tarihte yaşıyorsun, ondandır. Gerçi yakında burada tesseraklardan kurtulacağım. Çok daha değişik bir planım var. Yani Direwolf'un halini görüyorsun yani şu an. Tesseraklar olmadan. Tesserak candır ya. Kandır, bir tanedir. Buradan şunları da yerleştirelim. Dur, send only. Ve sanırım şurayı bu konuma getirmemiz lazım. Bir
Receive only pardon. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi rubber saplinglerimizi ekmeye başladı. Bize bir de ne lazım? Factory Reload'dan bakalım. Breeder, Compost, Receivers. Dur. Fertilizer. Tamam. Şu orta nokta. Tamamdır. Ve sana bir Basic Export bas. Basic Export Bus değil sana. Precision Export Bus. Bunun yanı sıra bir adet Rotor. Ve Fertilizer. Fermenter. Evet, gördüğünüz gibi buradan arkadaşlarımızı evet. Kandikler gelin. Tamamdır. Ardından bir de şuradan daha kısa oldu. Cable. Bolca. Ve sen fertilizer ver. Craft modunda. Aparons. Sen değil. Evet, sen craft modunda fertilizer ver ancak buraya değil. Rotor'a ver. Slot. Şunu çekersek, evet, almaya başlayacak. Tamamdır. Misler gibi oldu bu. Evet, artık misler gibi bir rubber farmımız var. Şimdi diğer tarafa geçelim. Ve şu rubber'ları alalım. Bir tane basic export bus alalım. Ve şu fırınlardan birini... Evet, bunu... Bunun için özel hale getirelim. Aa, pardon, yanlış şey. Ve voila. Artık rubber üretiyoruz. Rubber üretiyorum artık. Şimdi geriye şu iki latimizi de yerleştirmek kaldı. Kendilerine gelsinler. Ve bunları ranchimizde alıp şuraya koyduktan sonra tamam, burayı zaten halletmişim. Evet. Ve artık tüm makinelerimiz medium voltajda çalışıyor. Ve artık rubber tarlamız var.
Dolayısıyla da şuradaki rubberları alıp bununla değiştiriyoruz. Encode. Tamamdır. Şunları da silikona çevirelim. Daha sonra plastiğe çevirelim. Ve ben hemen bir süremize bakayım. Evet ve süreyi aşmışız bile. Ben önümüzdeki bölüme kadar diğer makinelerimiz için gerekli tüm malzemelerin autocraftingini falan filan öğreteyim. Bir de bir level emitter'la belli bir sayıdan sonra yani belli bir rubber sayısından sonra makineye durmasını söyleyeyim falan filan. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü köfte dediğin günler, iyi eğlenceler.